sporun gelişim için kullanmak istiyorum. Federasyon başkanlığı aday olmamdaki en büyük motivasyonum, spora duyduğum tutku ve alanda fark yaratma arzusudur. Bu da yıllardır sporda bir şeyler yapmaya kendimce uğraştım. Federasyon başkanı da biraz daha fark yaratmak istiyorum. Uzun yıllar spor yönetimin çeşitli görevlerinde bulundum. Ben spora ilk önce müfettiş olarak başladım. Baş müfettiş oldum, teftiş grubu başkan yardımcısı oldum, teftiş grubu başkanı oldum. En sonunda genel müdür yardımcısı olarak 12 yıldır sporun gelişim için artısıyla eksisiyle önemli roller üstlendiğimi düşünüyorum. Şimdi bu tecrübe birikimimi federasyon başkanına taşıyarak atıcılık sporunun gelişimine katkı sağlamak çok tek amacım. Atıcılık branşını yaygınlaştırmak için okullar nezdinde ve belediyeler nezdinde yoğun çalışma yaparak atıcılık branşının daha çok yaygınlaşmasını sağlamak istiyorum. Veya da olan tesisleri mümkün olduğu kadar tamir ve bakımlarını yaparak Türk sporcusunu ne hazır hale getirmek gibi planlarımız var. Biz eğer bu tesislerimizi tamamlayabilirsek kamp ve benzeri çalışmalarda ciddi bir de federasyonumuza kaynak yaratmayı planlıyoruz. O konuda yarışmalar ve özellikle kamplarda ciddi bir kaynak sağlayacağımıza inanıyorum. Üniversitelerin BESÜ bölümleriyle işbirliği içine girmek istiyoruz. Üniversitelerin BESÜ bölümleriyle işbirliği içine girersek, atıcılık bölümünü araştırabilirsek daha çok atıcılık antrenörünü yetiştirmek istiyoruz. Daha çok atıcılık antrenörü yetiştirmek de bize hem branşımızın daha çok çocuklaşması için ciddi katkılar sağlayacak. Bizim ne yazık ki atıcılık branşımızın malzemeleri son derece pahalı. Mutlaka bir sistem kurarak özellikle kulüplerimize fişek, plak, diabol ve mermi gibi mutlaka katkı sağlayacak için bir sistemi geliştireceğiz. Şunu herkesin bilmesini isterim ki spor kulüplerinin masrafları birçok branşa göre değişir. Atıcılıktaki spor kulübü gerçekten çok masraflı bir iştir. Her yaptığınız malzeme son derece pahalıdır. Bu konuda mutlaka kulüplerimize destek olmak zorundayız. Bu konuda elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Uluslararası Federasyon'la işbirliği içinde Türkiye'de yarışmalar düzenlemek istiyoruz. Bunun için elimizde tesisimiz var. Bir bakımını geçirirsek elimizde birkaç tesiste bunu yapabilecek durumdayız. Bütün hedefimiz Türkiye'de her sene yarışmalar yapmak ve mutlaka düzenli Dünya Kupası'nın bir ayağında Türkiye'yi almak olacaktır. Bu konu ilk andan itibaren eğer seçilirsem, delege beni seçerse ilk bana taleplerimden birisi bana bir şampiyona verin talebi olacaktır. Uluslararası başarı, yıllarca çalışa şunu öğrendim. Uluslararası başarı öyle çok kolay değil. Artık dünyada herkes çok iyi hazırlanıyor. Biz de bu çok iyi hazırlanırken ki her türlü kaynağımızdaki tedbiri almak istiyoruz. Atıcılık branşı da yani dünyadaki diğer ülkedeki branş ülkeler gibi hem idari hem de mali olarak gerekli kaynakları yaratarak bu konuda ciddi bir hedef sağlayacaktır. Tüm bu hedefler doğrultusunda atıcılık sporunun ulusal ve uluslararası platformunda daha güçlü konuma getirmek için kararlılıkla var gücümle çalışacağım. Bu süreçte camiamızın ve spor severlerin desteği benim için çok önemlidir. Lütfen hasbelkader camia beni seçerse bütün spor camiasından diğer branşlara dahil destek istiyorum. Biz eğer seçilebilirsek hedefimiz atıcılık branşının da olimpiyatlara veya paralimpik oyunlara giderken diğer branşlar gibi Türkiye'nin bizim madalya alacağımız branştan birisi gösterdiği branş haline gelmek istiyoruz. Bu dönemde en önemli şey şu olacaktır. Camiamızın her kesimiyle tüm paydaşlara fikir alışverişte bulunacağız. Bir kere biz bölünmeyen, ortak akılla ve dayanan, işbirliği yapan bir federasyon olacağız. Yönetim ve oluşan tüm kurullarımla beraber tüm camiayı kucaklamak istiyoruz. Hep beraber atıcılığı daha iyi hale getireceğimize inanıyoruz.